Kime sorarsak soralım herkesin modifiye hakkında kuracakları ortak cümle farklılık, sıra dışılık olacaktı. Programımıza konuk olan bu otomobil sadece farklı denebilecek türden değil, tam anlamıyla sıra dışı bir otomobil. Konya'dan programımıza konuk olan 2004 model Megane 2 hatchback dinamik modelini dinamik duruşuyla birleştirmiş. Otomobilin sahibi modifiyekonya.com yöneticilerinden Sami Sarı. Modifiye bölümümüzde Konya'dan uçup gelen bir otomobil var. Neden uçup gelen diyorum? Çünkü arka tarafındaki spoiler bir kartal tasarımı. Sami hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Murat abi. Konya'dan geldim abi. Kısaca seni tanıyalım, izleyicilerimizi tanıyalım. Kısaca 1983 doğumluyum. Bilgi işlem yöneticiliği mesleğim. Evet. Hobi olarak modifiye işiyle ilgileniyorum. Modifiye Konya komunda kurucu ve kurucu üyelerinden ve yönetimindeyim. Görev almaktayım. Antalya'da yapılan organizasyona arkadaşlarımızın daveti neticesinde geldik. Organizasyona katıldık. İkincilik uygun gördüler, layık gördüler. Teşekkür ediyoruz onlara da ve sizlerle röportaj yapmak için. Gayet de güzel bir otomobil. Bizi onur etti. Teşekkür ediyorum. Biz de tanışmış olduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Nereden geliyor modifiye tutkusu diyelim? Klasik soru soralım sana. Modifiye tutkusu yani bunun kabaca bir şeyi yok ama arabalara ister istemez her erkek çocuğunun bir ilgisi vardı. Bizimki biraz farklı boyuttaydı. İnsanın içinde biriken duyguların bir anda patlaması, açığa çıkması ortaya böyle sonuçlar doğurabiliyor imkan olduğu zaman. Evet. Otomobiline baktığımızda sıra dışı bir otomobil olduğunu hemen gösteriyor. Evet. Kabartmalarıyla, kartal tasarımlı spoileriyle ve biraz farklı. Bu dizayn kime ait? Yani senin fikrin miydi? Bu dizayn bir kişiye ait değil, önce onu söyleyeyim. Tamamen bir ekip çalışması vardı bunun üzerinde. Öncelikle heykeltıraş arkadaşlarımızı ve kaportacımızı aynı ortamda çalıştırmak biraz meseleydi. Onları aynı ortama getirdik. Biraz daha derin düşünen, daha uzun düşünen bir boyacı arkadaşımızla çalıştık. Onun bir takım eserleri var. Kartal uçlarında çift renk çalışmak gibi. İşte kartalı canlandırabilmek adına bir türlü göstermek gibi. Fikir kısmen bana aitti. Ben sadece arabanın arkasına bir kartal yapmayı düşünüyordum. Sonra dediler ki işte senin arabanın kaputuna da başlayalım, işte kapılar da olur. Daha belki biraz daha yapılabilirdi, fazlası yapılabilirdi ama çok fazla uçmak da istemedim. Sevgili modifiye tutkunları, işte modifiye böyle bir şey, bir yeriyle başlarsınız çok yeriyle bitirsiniz otomobili. Evet, evet. Böyle bir tutkudur. Ben en son arka rüzgarlığımı takabildim. Halbuki onun için başlamıştık biz bu işe. Yani sıra dışı tabii modifiyenin asıl anlamı zaten değişime uğratmak, yani bir şeyler üretmek. Başlarken aklınızda olan hiçbir şey yapmıyorsunuz, bir kere önce onu söylemek istiyorum. Her şey başladıktan sonra seyri değişiyor. Otomobile verdiği emekle takdir toplayan Sami Sarı, harcadığı zamanı, ayırdığı bütçeyi otomobilin görsel modifiye listesine bakın nasıl yansıtmış. Görsel modifiye listesi: plastik, özel badiki, ön tampon, arka tampon, yan maşpiye, kartal bagaj üstü spoiler, 17 inç jantlar, 235, 40, 18 lastikler, krom kapı kolları, krom cam çıtaları, krom panjur, spor yaylar, cam filmi, plaka sadeleştirme, özel sis farları, beyaz park aydınlatmaları, neon alt aydınlatma, kaput kartal kabartma, yan kapı kartal kabartma, yan çıta boyama, özel performans silecekler, boş korna, stop boyama, logo iptali, arka model işaret iptali, kaliper boyama, gövde rengi disk kapakları, spor paspas seti, iç kaplama. Bu kadar uzun görsel modifiye listesi otomobile nasıl serpiştirilmiş derseniz inceden göz atıyor ve nasıl uygulandığına bakıyoruz. Otomobilin ön çaprazına geçin ve gözlerinizle detaylarına inin. Eminiz ilk göreceğiniz motor kaputu ve yan kapıda bulunan kabartmalar olacaktır. İşte sıra dışılığın simgesi bu olsa gerek diyoruz. Otomobili çevreleyen body kit bile kabartmaların gölgesinde kalıyor. Kartal şeklinde kabartma otomobili gerçekten uçuruyor. Otomobili çevreleyen body kit'in başarılı dizaynını da takdir etmek gerekiyor. Ön tampona konumlandırılan sis farları, genelde siyah tercih edilen beyaz ızgaralar otomobile hava katmış. Yan maşpiyelerin farklı tasarımı da gayet etkili olmuş. 5 bölmeli 17 inç jantlar krom kapı kollarıyla metal görünüme destek vermiş. Otomobilin arka bölümüne geçtiğimizde stopların sanki iptal edilmiş havasında olduğunu görürsünüz. Gövde rengine boyanan stoplar farklılık yaratmış. Özellikle arka tampondaki görsel tasarım sadeliğin yerine karmaşık güzelliğin temsilcisi. Arka bagaj üstü spoilerle desteklenmek isteyen otomobil bu noktada kendini farklı kılıyor. Spoilerin kartal şeklinde tasarlanması ve uygulanması sıra dışı bir düşüncenin ürünü. Tamponlarda duran plakaların sadeleştirilmesi, yan çıta boyamalar, arka model işaretinin iptali, kaliper boyama, neon alt aydınlatma, beyaz park aydınlatmaları, gövde rengi disk kapakları, krom panjur, spor yaylar küçük ama gerekli detay modifiyesini oluşturuyor. İç modifiyesinde spor paspas setleri yeterli görülmüş. Sıkıntı çekiyor musun? Çok sıra dışı bir otomobil. Caddelerde sıkıntı çekiyor musunuz? Sıkıntı çekiyoruz tabii ki. Arabanın sıra dışı olması insanların sürekli gözlerinizin üzerinde olmasına neden oluyor. Trafik polislerinin bazı hassasiyetleri var. Onlara önemli ölçüde saygı göstermeye çalışıyoruz. Onun haricinde tümsek geçişlerimiz ve bir takım yerlere garaj giriş ve çıkışlarımız bizi çok ciddi sıkıntılar uğratıyor. Ancak arkadaşlar sağ olsunlar ilgileniyorlar her araba sıkıntı çıkardığında. Tek gezmemeye gayret gösteriyorum açıkçası. Yapamıyorsun zaten bunu. Kesinlikle hayır. Hız yapıyor musun desem hayır diyeceksin çünkü yapamıyorsun, ben de biliyorum. Bu arabayla yapmak mümkün değil. Şöyle yapamıyorum. Arabanın orijinal tamponları değişti. Orijinalinden daha kalın plastik tamponlar girildi sağlamlığı açısından. Tamamen fiberden yapılan, piyasada şu an tamamen fiberden yapılan tamponlar var. İlk kaldırım çıkışında örneğin şey yapabilir. Tamamen çatlıyor. Bunda sadece boyanın üzerindeki macun çatlıyor. Tekrar gidiyoruz boyacı arkadaşlarımızla onu çözüyoruz. Onun haricinde hız yapmak mümkün değil. Arabanın lastik ve jantları orijinal boyutlarından biraz daha üst boyutlara taşındı. Onların ciddi bir ağırlığı var arabanın. Performansı etkiliyor değil mi? Performansı etkiliyor. İşitsel modifiye listesi. Orijinal CD çalar ana ünite, 30 santim woofer amfi. İşitsel modifiyesinde ciddi bir çalışma yapılmayan otomobil ilerleyen dönemlerde bu açığını kapatacak. Orijinal CD çalar ana üniteye ek olarak woofer ve amfi desteği şimdilik yeterli görülmüş. Bizler de gelecekte bu otomobile uygulanacak işitsel modifiyeyi merak ediyor ve otomobilin diğer merak edilen performans modifiyesine geçiyoruz. Performans modifiye listesi. 1.16-16 valf motor, spor hava filtresi, el yapımı orta susturucu, son susturucu. Listeden de fark edildiği gibi bu otomobilin en güçlü olduğu alan görselliği. Zaten bu kadar görsellikle isteseniz yüksek hız yapmanız mümkün değil. 1.6 cc'lik motor gücü bulunan Sami'nin Megane'ı spor hava filtresi, el yapımı orta susturucusu ve son susturucusuyla şimdilik tatmin edici bir performans sergiliyor. Motorunda bir oynamamız yok. Spor hava filtresi ve spor egzoz el yapımı orta susturucu, işte modifiye edilmiş boruları falan mevcut. Son iki soru soracağım. Evet. Konya'da nasıl bakılıyor modifiyeci? Bakış açısı nedir? Konya'da yeni gelişmekte olan bir sektör. Öncelikle firmalar bunun bilincinde, yatırım yapmaya devam